Efendim, niye insanlar sevdiklerinde ve inandıklarında aşırıya kaçma eğilimi taşırlar? İfrat etmek insanlar için kaçınılmaz mıdır? İfrat edip aşırıya kaçmak da, tefrite dalıp büsbütün duyarsız ve hareketsiz olmak da zararlıdır. Ancak çok defa ifrat, tefriti ateşlediği için ifrat tefritten daha muzurdur. Kötü olan da ifrat anlaşılabilir. Peki bu kural iyi olan da ifrat edilince de aynı mıdır? Evet. Mesela duygulu olmak, duyarlı yaşamak insanca bir tavırdır. Kişiyi hayata anlamlı olarak yönlendirir. Acıyabilen hep merhamet görür. Ama aklı yok sayarcasına olan duygusallıksa hayatı hem kendine hem de çevresine zehir eder. Peki ya insan üstlendiği görevlerinde ifrata gitse? Çünkü kamu adına, insanların yararı adına ifrat derecede görevine sarılsa, bunda toplumun yararı varsa yine zararlı olabilir mi? Bak Salih, kainatta her şeyi bir hesap ve bir plana göre götürüyor Rabbimiz Allah. İfrat dengeyi bozar. Dengenin bozulduğu yerde kaos olur. Kamu yararına deyip de yapılan ifratlarda mutlaka bir zulümle noktalanır. Ama toplumun geneli için faydalıysa? İşte o noktada biraz dur. Zulüm ve haksızlık ne şekilde olursa olsun zulümdür. Büyüğü de küçüğü de yoktur. Hangi niyetle işlenirse işlensin, hangi yarar gözetilirse gözetilsin, mutlaka sonucu bir tıkanıklığa gider. Ya niyeti iyiyse bu kişinin? Ah Salih. Niyeti iyi olanın akıbeti hayır olur. Allah'ım, şimdiye dek senden gelene hiçbir şeye isyan etmedim. Yine de şikayetçi değilim. Çocuklarım sana emanet. Sen emanete hıyanet etmezsin. Beni affet. Onları kurtarmak için bu yola başvurmak zorundayım. Beni affet. Ve onları koru Allah'ım. Onların yakınında ol. Beni affet Allah'ım. Lütfen beni affet. Kolay geçmez şimdi kızım. Gözün aydın. Yedin 3 seneyi. Kolay olmadı Nermin abla. Kolay olmaz elbet. İnsanın ziyaretine kimse gelmezse değil 3 yıl. 3 ay bile geçmez. Tabii ya. Kocası bir kere geldi ziyaretine. Sonra da kayıplara karıştı adam. Ne yaptın kız kocana? Neden gelmedi hiç? Uzatmayın. Son gece keyfimizi kaçırmayalım. Kız, yarın kim karşılayacak seni? Hani savcı bir ablam vardı, belki o gelir ha? Ablası değil miydi buna 3 yılı kesen? Ne gelecek o? Yüzüne bile bakamıyormuş ki. Yeter! Uzatmayın dedim size.
Kocası yollarına kırmızı halı serecekmiş. Sen senin için suçu üstlen. Ondan sonra adam seni ne arasın ne sorsunlar. Varmayın kızın üstüne girer ayak. Çok sürmez. Gerisin geriye döner bu aramıza. Yeter be yeter. Kız, evet yalnızım dur. Benim. Bu koca dünyada yapayalnızım. Kimsem yok. Ama bu bir tek beni ilgilendirir, sizi değil. Bana bulaşmayın. İnsanlar kendi nefislerine güvenirler. Zannederler ki alemin dönüşü de hep o arzularına göre olacak. Halbuki alemin seyri insanın arzularına göre değildir. Bir de hep ben merkezli düşünenler için şöyle bir körlük başlar. Kendileri gibi olmayan, kendilerince hareket etmeyen her şeyi ya yok sayarlar ya da yok etmeye çalışırlar. Böyle insanlar için hayat çekilmez olmalı. Niyetleri iyi olursa bakarsın çekilir olurlar. Anlıyorum, iş başı diyorsunuz. Evet, bizi hayra koşturana minnet ve şükranımız. Buyurun, ne vardı? Savcı hanım, yarın görülecek birinci davanın dosyasını bırakmak istiyoruz size. Niçin? Avukatı olduğum yaşlı bey çocukları tarafından kötü muameleye maruz kalmış. Belgesi var mı? Yok ama tarafları tanıyınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın avukat bey, ben yıllardır savcılık yapıyorum. Hiçbir zaman taraf olduğum görülmemiştir. Ben sizden taraf olmanızı istemiyorum. Siz benden bazı kuralları yok saymamı istiyorsunuz. Ama yapamam. Belgeler elimizde. Bu belgeler değerlendirilecek. Savcı hanım, ben sizden sadece muhtemel bir hataya karşı esnek olmanız konusunda bir ricada bulunmak istiyorum. Esneklik ve bizim yaptığımız iş bir arada duramaz. Benim size tavsiyem davalarınızla aranıza bir mesafe koymanız ve duygusal davranmamanız. Bu iş sadece akıl işidir avukat bey. Siz daha yenisiniz. Ne demek istediğimi süreç içinde anlayacaksınız. Umarım anlamak zorunda kalmam. Çünkü mesleğimizin insani bir takım değerler üzerine kurulu olduğuna inanıyorum. Akıl. İnsanı diğer canlılardan ayıran sadece akıldır. Hı hı.
Ben kendi kardeşimi bile cezaevine göndermiş bir savcıyım. Ve bununla gurur duyuyorum. Bana yanlış yaptıramazsınız. Size iyi çalışmalar. Efendim Raşit. Karıcığım, bir dakikanı alacağım. Çok meşgulsün biliyorum. Akşam yemeğe bir misafir getirebilir miyim? Salih Bey, şubemize yeni tayin olan bir müfettiş arkadaşımız. Peki, görüşürüz. Zahmet vermeseydim ben. Estağfurullah, eşim de çok memnun olur. Aa, belki adını işitmişsinizdir, Nurcan Bayrak, başsavcı kendisi. Akşam tanışırız inşallah. Peki, şimdi de sizi ekiple tanıştıralım. Bir gelişme var mı Hakan? Yok. Hiçbir gelişme yok. Ne gümrükte ne emniyette adamlarla ilgili en küçük bir delile bile rastlayamadım. Yani suç desen suçlu yok. Suçluyu bulsan delil yok. Ama yolsuzluk olduğu muhakkak. Kolay gelsin. En küçük bir delile rastlarsan haberim olsun Ahmet. Tabii tabii, merak etme sen. Arkadaşlar, sizi işinizden kısa bir süreliğine alıkoyacağım. Salih Demir arkadaşımız bakanlıktan şubeye araştırma için gönderildi. Gümrük yolsuzluğu ile ilgili yapılan incelemelerde müfettiş olarak çalışacak. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun. Lütfen benim varlığım çalışmamızı engellemesin. İnşallah el birliğiyle bu yolsuzluğu çözeceğiz. Salih Bey, sizi komiserlerimizden Hakan Baran'la tanıştırmak istiyorum. Kendisi konuyla ilgili doğrudan sorumludur. Size o yardımcı olacak. Hakan! Müsaadenizle. Bir aksilik mi var Hakan Bey? Yok. Sadece kullandığımız yöntemlerin farklılığı yüzünden işimizin yavaşlamasını istemiyorum Salih Bey. İkimiz de gerçeğin peşinde olduğumuza göre belki de yöntemlerimizin farklılığı bizi hızlandırabilir. Öyleyse teşkilat içinde ya da doğrudan kurum içinde işimizi yapmamızı engelleyen birileri olduğunu da hesaba katın. Gerçeklerden her zaman rahatsız olanlar vardır Hakan Bey. Onları umursamazsanız daha kolay sonuca ulaşabiliriz. Allah yardımcımız olsun. Akşam bekliyorum Salih Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, size de. Mesaiye kalmışsınız Hakan Bey. Siz de mi buradaydınız? Bazı dosyaları inceliyordum. Bir sonuca ulaşabildiniz mi? Ne yazık ki ulaşamadım. Sanırım meseleyi olay yerinde incelemek gerek. Yani içlerine girerek suç üstü yapmaktan mı söz ediyorsunuz? Evet, bir bakıma. Ama daha suçun kaynağına bile ulaşamadık ki içlerine girelim. Gerçekten çok karışık bir durumun içindeyiz. Bilmem farkında mısınız? Ne yazık ki farkındayım. Ama belki de aradığımız yol tam önümüzde duruyordur. Ve biz hep daha uzağa gitmeye çalışıyoruzdur. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Evine git artık Hakan. Yeter, çok yoruyorsun kendini. Ben de çıkıyordum. Erol'a bu saatte sen burada ne yapıyorsun? Hiç ya, telefonumu unutmuşum, onu almaya geldim. Hakan, istersen seni eve bırakayım ha? Gerek yok, uğrayacağım yerler var benim. Sana iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir daha aynı hataları tekrarlamayacağım. Bir daha asla sadece duygularımla davranmayacağım. Aklımı kullanacağım. Buraya bir daha dönmeyeceğim. Ben yıllar içinde ölçüyü tam olarak buldum. 1. Aklın yolundan şaşmayacaksınız. 2. Önünüzde bir takım kurallar var. Onlara harfiyen riayet edeceksiniz. 3. Kendi hayatınızda da bazı prensipler edineceksiniz. Ve bunlar sizin için şaşmaz bir kılavuz olacak. Prensiplerinizi uygulamada da taviz vermeyeceksiniz. Sert olacaksınız. Evet, böylece asla hata yapmazsınız. Hata yapmak insana mahsus. Bazen hataların kendileri de öğretici olabilir. Hem sert olan çabuk kırılır, öyle değil mi? Olabilir. Ama ne kadar az darbe alırsanız o kadar az yıpranırsınız. Bu çok zor. İnsan sever, öfkelenir, merhamet eder, üzülür. Nihayetinde insandır ve kalbi vardır. Kalbinizi değil, aklınızı dinleyin. O zaman her şey daha kolay olur. Müsaadenizle. Efendim? Peki çevrenizdekiler ne diyor bu prensiplere? Sadece bir kız kardeşim var. Ama onunla da görüşmüyoruz. Neden diye soracaksınız. Uzun hikaye. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Raşit de ben de itibar sahibi insanlarız. Dürüstüz, ahlaklıyız. Bunları kimsenin, kendi kardeşimin bile zedelemesine izin vermem. Dış etki meselesi. Dış etki meselesi. Anladım. Demek gereken bilgilere ulaştın. Peki okudun mu? İçinde işimize yarayacak isimler var mı? Hayır, okuyamadım amirim. Sizden başka kimseye güvenemem. Tam çıkarken Ahmet geldi. Durumu şüpheli göründü bana. O yüzden bilgileri kopyalayarak ayrıldım merkezden. Hemen buraya gel Hakan. Yalnız mısınız amirim? Salih Demir burada. Salih Bey oradaysa gelmem doğru olmaz amirim. Bu bilgilerin doğruluğundan kimsenin haberdar olmaması gerek. Salih Demir'i bugün tanıdık. Kim olduğunu, kim için çalıştığını bilmiyoruz. Ben eve geçiyorum. Yarın sabah erken saatte haberleşelim merkeze gelmeden evvel. Hayırlı akşamlar amirim. Efe'cim, babanın mesleğini seçmeye kararlısın galiba. Hayır, ben polis olacağım. Efe hırsız olsun. Şşt, kardeşler kavga etmezler. Ben polis olacağım. Ben polis olacağım. Ay, ya. Ben polis olacağım, ben polis ben olacağım. Olacağım. Ben olacağım polis, ben. Hoş geldin. Ben polis olacağım. Dur. Polis. Hakan, neyin var? Bir şey mi oldu? Yok bir şey Cemile. Ben polis olacağım. Ben olacağım. Baba, hoş geldin. Yaptım, beğendin mi? Çok yakışmış oldun, çok. Benim bekliyor muydun sen? Yo, ne oldu? Cemile, çocukları al hemen yatak odasına gidin, kapıyı da kilitleyin. Hakan, neler oluyor? Sonra anlatırım, acele et. Hadi çocuklar. Efe, oğlum,
Hadi oğlum hadi. Hadi göreyim seni. Koş 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 koş. Yukarı. Çocuk kaçıyor. Aman, iyisin ya. Dikkatli ol. Anne, anne kurtar beni. Geçmiş olsun. Kimsen gelmedi mi karşılamaya? Gelmedi. Hadi iyi nöbetler. Var mı? Teşekkür ederim. Sana bunu yapanları bulacağım Hakan. Kanın yerde kalmayacak. Raşit Bey, bulunan delilleri inceledikten sonra savcılığa gönderirsiniz. En kısa zamanda. Tabii Nurcan Hanım. O gece Hakan sizi aramış mıydı? Evet, aradı. Bana vereceği önemli bir şey olduğunu söyledi. Sabah erken saatte buluşacaktık. Olmadı. Yani Hakan bir delil mi saklıyordu? Bir delili muhafaza ediyordu diyelim. Ama bu kural dışı. Hakan öldü. Şimdi bunun ne önemi var Nurcan Hanım? Tabii ki önemli. Buradan birçok yere ulaşılabilir. Ayrıca sizin göreviniz bana soru sormak değil, cevap vermek. O gece ofiste onu gören bir başkası var mıydı? Ahmet oradaymış. Ama onunla konuştuk, bir bilgisi olmadığını söyledi. Her şey olabilir. Ben daha çok takip ihtimali üzerinde duruyorum. Peki ya Hakan Bey'in diğer oğlu? Efe. Onu her yerde arıyoruz. Ya kaçtı ya da kaçırıldı. Ama onu bulacağız. O bana Hakan'ın emaneti. Efe'ye bir zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Lütfen duygularınla işini birbirine karıştırma Raşit. Gerekirse soruşturmadan çekil. Burada önemli olan soruşturmanın akıbeti. Denklem basit. Doğru sonuçlara ulaşırsak Efe kurtulur. Buyurun, kime bakmıştınız? Remzi yukarıda mı? Kim aradı diyeyim? Ben karısıyım. Bana bak velet. Şu elimde gördüğün şey oyuncak değil. Patlarsa çok kötü şeyler olur. Şimdi söyle bakalım. Nereye koydun şu naneyi? Söylemeyeceğim. Bana bak, eğer konuşmazsan... Gülcan. Beni karşılamaya gelmedin. Bilsem gelirdim canım. Telefonlarıma cevap versen öğrenirdin. Gel lan buraya. Otur şuraya be. Otur. Artık çocuklarla mı uğraşıyorsun? Yazık, günah değil mi ey kadar çocuğa? Of Gülcan, duygusallaşma. Bu velet öyle göründüğü gibi değil. Nehin, bir bilsen. Patron, teslimat geldi. Ne olur anlayış göster biraz bana.
Ben mi anneş göstereyim sana? Of, of be, of! Ne var be, ne var? Evet, çocuk burada. Disketin nerede olduğunu söylemiyor. Tamam, merak etmeyin, kaybetmem. Gülcan, ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Şu zarfın içinde ne var? Hangi zarfın? Ha, o zarfın mı? Şey var canım, para var. Zarfı al. Yanındaki anahtarları da. Geç şu tarafa. Geç dedim sana. Gülcan, bak. Buraya gel. Gülcan. Geç. Saçma. Yaklaşma. Gülcan, yanlış yapıyorsun. Tabii. Gülcan. Öyle canım, tabii. Yaklaşmayın. Sakın silahlarınıza davranmayın. Kullanmayı bilirim. Şimdi içeri girin çabuk. Sallanmayın. Hadi. Gülcan. Hadi. Gülcan, aç şu kapıyı. Bulamıyorum. Beni kötü adamlardan kurtardın. Teşekkür ederim. Söyle bakalım. O kötü adamlar ne istiyordu senden? Söyleyemem. Babama sözüm var. Hadi bin çabuk arabaya. Aptal herifler. Of, of. Bir şey mi oldu komiserim? Efe ile ilgili hiçbir ipucuna ulaşılamıyor. Delireceğim. Nasıl olur? Nasıl olur da bir Allah'ın kulu görmez onu? Efe muhtemelen katillerin elinde şu anda. Demek ki çok önemli bir bilgiye sahip. Evet. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Efe'nin elinde bir delil olmalı. Onu bulmamız şart. Salih Bey, beni affedin ama yetki sınırlarınızı aşmayacağınızdan emin olmak istiyorum. Bu iş sonuçta savcılık ve polisin yetkisi dahilinde. Sizin değil. Siz nasıl desem... Bir gözlemcisiniz. Kurallar böyle. Haklısınız. Ben olan biteni sadece izlemekle yetineyim. Bana bir ihtiyaç olursa o zaman buradayım zaten. Benden yardım isteyebilirsiniz. Yardım mı? Salih Bey, lütfen. Bizde ancak izin verilen birimler birbirleriyle yardımlaşabilir. Bu yüzden benim sizden yardım almam pek doğru olmaz. Peki, siz bilirsiniz. Amirim, sizi içeriden bekliyorlar. Umarım bu prensipleriniz sizi sonuca ulaştırır. Nurcan Hanım. Geliyorum. Neden polis arabası var? Benim babam polis. Dün akşam bir sürü kötü adam geldi eve. Of, çattık belaya. Sen arabada bekle, kıpırdama. Ben hemen gelirim. Ben eve gideceğim, anneme gideceğim. Tamam tamam, ben annen evde mi diye bakayım, tamam mı? Tamam, anlaşıldı. Diğerleri arka tarafta. Hı-hı. Ben o tarafa doğru bakarım. Tamam. O tarafa gidemezsiniz hanımefendi. Tamam. Şu an olay yeri inceleme ekipleri binada çalışıyor. Olay nedir memur bey? Dün akşam bir polis, eşi ve bir çocuğu cinayete kurban gitti. Evet. Hepsi öldü mü yani? Şu anda her şey ne yazık ki. Bence bir an evvel çocuğunuzu da alarak buradan uzaklaşırsanız iyi olur. Memur bey, bu çocuk... Size buradan bir an evvel uzaklaşmanızı söyledim, lütfen. Lütfen, işimizi zorlaştırmayın, beni anlamaya çalışın. Ama... Hemen gitmemiz lazım, hemen. Ha, ne oldu? Gitmemiz lazım, babam öyle dedi. Efe'nin nerede olduğunu bulduk. Gasptan sabıkalı bir kadın tarafından kaçırılmış. Kadının olayla bağlantısı olduğunu zannediyoruz. En azından bir ip ucuna ulaştınız. Bundan sonrası inşallah daha kolay olur. Tamam, haber bekliyorum. İnşallah. Raşit. Aldığın bilginin doğru olduğuna emin misin? Evet. Bu işin altından da kız kardeşin çıktı Nurcan. Tutuklama emrini çıkaracak mısın? Tabii ki. Kardeşim diye onun suç işlemesine göz yumacağımı mı zannediyorsun?
Gülcan'ı bir kez hapse gönderdim, yine gönderirim. Peki kocasının bu işte bilgisi var mı dersin? Araştıracağım. Bir bilgiye ulaşırsam seni haberdar ederim. Tamam. Neden bütün arızalar beni bulur acaba? Oysa kendime söz vermiştim. Kime söz vermiştin? Kendime söz vermiştim. Ne diye söz vermiştin? Bir daha mantıklı davranacağım diye söz vermiştim. Kafese bir daha geri dönmeyeceğim diye söz vermiştim. Sen kafeste miydin daha önce? Hı? Kafesten çıkar çıkmaz dedin ya. Of! Ne kadar çok soru soruyorsun sen. Annemle babama ne olmuş? Neden polisler vardı evimizin önünde? Yoksa öldüler mi? Kötü adamlar onları öldürdü mü? Nereden çıkardın şimdi bunu? Biliyorum, öldüler. Öldürdüler onları. Ne yapacağım ben şimdi? Kimsem kalmadı. Ağlama, tamam mı? Lütfen ağlama. Kimsenin öldüğü falan yok. Hadi, sil şimdi gözlerini. Neredeler o zaman? O zaman polisler niye gelmiş bizim evin oraya? Hem sen niye ağlıyorsun? Ben böyleyim işte. Durduk yerde ağlamaya başlarım. Aptal kafa bu. Biraz olsun aklımı kullansam olmaz mı sanki? Bak, onlar seyahate gitmişler. Hani arabanın önünde sordum ya, o anlattı. Babanın işi gereği hemen gitmeleri gerekmiş. O yüzden de seni bekleyememişler. Döneceklermiş, tamam mı? Ama evin önündekiler... Onlar başka bir şey için gelmişler. Komşunun evine hırsız girmiş, onun için gelmişler. Tamam mı? Tamam. Güzel. Şimdi, bir daha ağlamak yok, bu bir. Ağlamak insanı güçsüz ve aciz gösterir. O yüzden ne olursa olsun ağlamak yok. Anladın mı? Ben senin yanında kalabilir miyim? Olmaz. Seni bırakmam lazım. Bırakamazsın. Neden? Orada kötü adamlar var. Kötü adamlardan kurtardım ya seni. Başka kötü adamlar var. Ama sana söyleyemem. Babama söz verdim. Beni bırakma. Lütfen beni bırakma. Tamam, tamam. Bırakmayacağım seni. Ama artık konuşmak yok. Bak, şu andan itibaren ağzını kilitliyorum. Bak, bu anahtarı da cebime atıyorum. Ben kilidi açana kadar da konuşmak yok. Hale bak. Ablam haklı sanırım. Benden adam olmaz. Bir kez olsun mantıklı davranabilsem şu hayatta. İçinde fene var mı senin? Hı hı. İyi, güzel. Hadi yatalım bakalım. Günaydın. Karnım çok acıktı. Senin de acıktı mı? Hadi gel dışarı çıkıp bir şeyler yiyelim. Neden konuşmuyorsun? Ne oldu? Dilini mi yuttun? Konuşamam ki. Ağzımı kilitledin ya. Unuttun mu?
Anahtarı da cebine attın. Hay Allah'ım, tamam. Hadi al, al anahtarı. Aç. Şimdi geliyor musun benimle? Geliyorum, tamam. Benim de karnım çok acıktı. Hadi bakalım. Sakin olun. Remzi'nin adamları aşağıda. Kaçmanız lazım. Çabuk olun. Kapı arka tarafta. Oh, günaydın memur beyler. Arayın odaları. Tamam. Amirim karakoldan arayıp böyle böyle birileri gelirse mutlaka haberimiz olsun deyince... Siz sivil polis misiniz? Hepiniz sivil polis mi yani? Evet ya, hepimiz siviliz. Şey, kimlik görebilir miyim? İşte kimlik. Başka bir şey? Yok, başka bir şey yok. Yoklar. Yukarısı da boş. Dışarı bakalım. Geç. Atlayın arabaya. Hadi. Çabuk. Ya hadi acele et. Beceriksiz herifler. Ne işe yararsınız ki zaten? Merhaba. Merhaba abla. İki karışık iki de ayran. Hemen abla. İki karışık iki ayran. Tamam, hazırlıyorum. Al. Buyur abla. Buyur. Bereket versin. Abla, çocuğu arıyorsanız şu tarafa gitti. Ne biçim adamsın? Niye giderken söylemedin? Kaç para bu balonlar amca? Hangisini istiyorsun? Bunu, bunu, bunu da istiyorum. Hepsi çok güzel. Neredesin sen? Balonlar çok hoşuma gitti. Ya kaybolsaydın? Zaten istemiyorsun beni. İyi olurdu işte. Senin bu kadar bağırmana dayanamadı balonlar. Çok üzüldüler. Gerçekten mi? Balon istiyor musun? Al hadi al. Gitmemiz lazım. Hangisini istiyorsun? Memnun musun şimdi? Teşekkür ederim. Eyvah, polisler. Hadi çabuk gidelim buradan. Bir mesafe kat edebildiniz mi Raşit? Henüz değil. Bir kadın ve bir çocuğu nasıl bulamazsınız? Üstelik biri eski bir suçlu, öteki öldürülen bir polisin oğlu. Anlayamıyorum. Çalışıyoruz Nurcan. Remzi'yi araştırdın mı? Yerinde bulamadık. Sen işinin en iyisini yaparsın Raşit. En kısa zamanda bir sonuca ulaşacağından eminim. Gülcan sana gelir mi? Asla. Kendisi de benim onun gibi bir kardeşi istemeyeceğimi biliyor. Benim hayatımda bir suçluya yer yok. Bu kişi en yakınım bile olsa. Ama çocuktan kurtulmak isteyecektir. Annemin bizden kurtulmak istediği gibi. Gülcan'ın nereye gideceğini tahmin ediyorum. Gerekeni yapacağım. Thank you.
Yemeyecek misin? Yeme sen yeme. Zaten şu başıma açtığın işlere bak. Ne var? Niye bakıyorsun? Senin yüzünden. Şu başıma gelenlerin hepsi senin yüzünden. Hay Allah. Şimdi kimliğini de tespit etmişlerdir. Çocuk kaçırma suçundan aranan eski bir sabıkalı. Yeni hayatım için ne güzel bir başlangıç. Üstelik gidecek bir yerim de yok. Ah aptal kafa. Ah. Başıma ne geliyorsa hep bu duygusallığım yüzünden geliyor. Ben sana ağlama demedim mi? Ağlamıyorum ben. Gözüme bir şey kaçtı. Nereye? Nereye dedim sana? Gidiyorum işte. Benim yüzümden daha fazla sıkılmana gerek yok. Madem ben başına dert oluyorum, giderim öyleyse. Bak bak bak. Kendi başına gidecekmiş. Hadi gel şuraya, saçmalama. İyi, git o zaman. İyisin değil mi? Bir yerine bir şey olmadı ya. İyisin. Çok şükür iyisin. Ödümü kopardın. Korkma, iyiyim. Bir yerim acımadı. Beni bırakmayacaksın değil mi? Hani bana sormuştun ya, kafeste mi yaşıyordun diye. Kafesten farksız bir yerde yaşıyordum. Hapishanenin ne olduğunu duydun mu daha önce? Evet. Babam kötü adamları oraya gönderir. İşte ben de oradaydım. Bir hata yapıp yanlış insanlarla, kötü insanlarla arkadaşlık ettim. Sonra da cezamı çektim. Şimdi bir daha oraya, o kafese asla dönmek istemiyorum. Anladın mı? Hı hı. O yüzden de seninle devam edemem. Zaten bana göre bir şey değil bir çocukla yaşamak. Seni istemedimden değil. Ama olmaz işte. Bak, merak etme, seni sokakta bırakmayacağım. Çok güvenli bir yere götüreceğim. Neresi orası? Emniyet merkezine mi geldik? Burası babamın çalıştığı yer değil. Emniyet merkezi değil ama senin güvende olacağın bir yer burası. Hadi gel bakalım benimle. Gel. Müdür bey, sizinle görüşmek isteyen bir hanım var. Gelsin, görüşelim o zaman. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Buyurun oturun, buyurun. Ben bu çocuğu sokakta buldum. Kaybolmuş sanırım. Ne yapacağımı bilemedim, size getirdim. Allah Allah. Nerede buldunuz? Şeyde, parkta. Parkta buldum. Biraz bekler misiniz? Polisi ara hemen. Peki efendim. Bugün bize bildirilen kadın ve çocuk bunlar olmalı. Bana yalan söyledin. Ne yalan söylemişim? Sadece annesi ve babası ölen çocuklar buraya gelirler. Benim de annem ve babam öldü değil mi? Hayır. Hayır. Öyleyse beni neden aramıyorlar? Neden beni babama götürmüyorsun? Neden? Bulduk onları. Çabuk. Bütün ekipleri harekete geçirin. Nerede buldunuz? Yetiştirme yurdunda. Kaçmadan yetişmeliyiz. Çabuk. Ben senin adını sormayı unuttum.
Efe benim adım. Efe. Efe bak canım. Ben sana bakamam. O zaman babama götür beni. Baban, annen ve kardeşin çok uzun bir yolculuğa çıktılar. Elbet bir gün buluşacaksınız. Ama bunun için çok zaman beklemen gerekebilir. Kardeşimi de mi göremeyeceğim? Bazı zamanlarda insanların yolları ayrılabilir Efe. Kardeşlerin de mi? Evet, kardeşlerin de. Senin annen ve baban var mı? Vardı. Peki ya kardeşin? Kardeşim de vardı. Ama artık biz birbirimizi görmüyoruz. Neden? Birbirinizi sevmiyor musunuz? Birbirimizden farklı düşünüyoruz diyelim. Ama şimdi benim gitmem lazım. Çünkü kafese geri dönmek istemiyorsun. Sen çok iyi ve akıllı bir çocuksun. Durun çocuklar. Durun. Ya dur. Ben burada büyüdüm. Şeker almak için çıkardık buradan. Hadi gel. Gitmişler. Bence amirim hala bu çevredeler. Kapıdan çıkmadıklarına göre. Kardeşiniz burayı tanır mı? Çok iyi tanır. Ya siz? Ben de tanırım. İnsanın unutmak istedikleri bazen işe yarayabilir. Oh.
Sonra babam bana dedi ki, o şeyi al Raşit amcana götür. Ama dikkatli ol, ondan başka hiç kimseye verme. Onun yanında başkalarını görürsen, mesela Ahmet amcanı, sakın yaklaşma. Öyle demişti babam. Peki neymiş o şey? Cebime koymuştum ama sonra baktığımda yoktu. Aa, bir dakika. Buradaymış. Nasıl oldu bu? Gülcan Hanım, sizi tevkif etmek zorundayım. Lütfen kaçmaya kalkışmayın. Alabilir miyim? Lütfen. Gülcan! Kim o? Abla. Nurcan Hanım, bundan sonrasını siz halledersiniz herhalde. Yine kaçamadın. Artık kaçmaya çalışmayacağım. Bir kez olsun doğru olanı yapsan ne olurdu sanki? Bu kez doğru olanı yaptığımı sanmıştım. Tutuklayın. Raşit amca, o kötü bir şey yapmadı. Yapmadı, ne olur. Babanın sana verdiği şey nerede bakayım? Onda. Nurcan, önce biz inceleyelim o delili. Ben size gönderirim. Şimdi yerime dönmem gerek. Bu kadının sorgusuna bu delili inceledikten sonra geleceğim. Belki bu da işinize yarar. Bunu da size teslim edeyim. Bir delil mi sakladınız? Hayır. Sadece doğru zamanı bekledim. İnanamıyorum. Bu iş çok büyük. Ortada çok büyük bir yolsuzluk var. Demek Hakan bu yüzden öldürüldü. Gülcan nasıl bir işe bulaştı? Onun gibi bir kardeşim olduğu için utanıyorum. Raşit Bayram. Ne? Raşit mi? Raşit de mi bu işin içinde? Raşit. Allah'ım. Nasıl bir oyun bu? Nasıl bir yanlış yaptım? Niyeti iyi olanın akıbeti hayır olur demiştim. Hayırlı oldu ama biraz da acı olmadı mı? Acı ilacı alarak şifa bulana acılıktan eser kalır mı? Kalmaz. Bu tip işlerde elemler gidince geriye sadece lezzetler kalır. Öyleyse bunun acılık neresinde? Tabii anlıyorum. Tamam, ben not alayım. Gereken yapılır. Bakar mısınız? Komiser Raşit nerede? Olay yerinden sonra emniyete gelmedi savcı hanım. Zanlıyla görüşmek istiyorum. Tabii, buyurun. Hazır mısın? Abla, sence annem bizi neden bıraktı? Şu anda konumuz bu değil. Ben savcıyım, sen de zanlı. Ona göre konuşalım. Yeter artık, yeter! Bıktım seni şu kurallarından. Sen benim ablamsın. Duygu sömürüsünü bırak Gülcan. Ne tür bir oyunun peşindesin? Sadece kendime yeni bir hayat kurmak istedim. Hepsi o kadar. Bu kadar büyük bir yolsuzluğa karıştığına göre zengin ve yeni bir hayat kurmak istiyormuş. Ne de olsa elimin var. Daha önce de gasp yapmıştın. Onu Remzi yapmıştı. Ben o hapse girmesin diye suçu üstlendim. Deliller seni işaret ediyordu ama. Kimi zaman her şey göründüğü gibi değildir. İyi baksaydın görürdün. Bana işimi öğretme. Raşit'i neden bu işe karıştırdınız? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Git çocuğa sor. Bilgi saklıyorsun.
Bu sana pahalıya patlayacak. Git Efe'ye sor. O sana her şeyi anlatır. İşte babam bana öyle dedi. Oysa her şeyi düzenleyen Raşit'ti. Gülcan olmasa belki de o adamlar beni öldürmüştü. Bir şey diyebilir miyim? Evet. Gülcan abla bana demişti ki benim annemi, babamı, kardeşimi görmem için uzun zaman geçmesi gerekecekmiş. Sen çok şanslısın. Senin kardeşine kavuşman için beklemen gerekmeyecek. Aradığınızı buldunuz mu? Henüz değil. Yardımınıza ihtiyacım var. Biliyorum kurallara pek uygun değil ama. Rica ederim. Buyurun. Bunun nereye ait olduğu konusunda bir fikriniz var mı? Benim yok. Ama kardeşinizin olabilir. Eğer size yardım etmeyi kabul ederse. Senden bana yardım etmeni istesem. Seve seve. Biz kardeşiz. Bu arada annem hakkında bazı şeyler öğrendim. Annem ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Bizi bırakacağı kimsesi yokmuş. Kendisiyle birlikte perişan olmamızı istemediği için bizi terk etmiş. Sana o kadar kızgındım ki bunu öğrenmeyi hak etmediğini düşündüm. Yani artık hak ettiğimi mi düşünüyorsun? Aslında hep hak ettin. Ben çok katı davrandım. Gülcan, özür dilerim. Ben de özür dilerim. Bunun nereye ait olduğunu biliyor musun? Senin davana ben bakacağım Raşit. Yolsuzluk, bir emniyet mensubunun ölümüne sebebiyet vermek, suçlularla işbirliği, yargıyı yanıltmak. Sayayım mı daha? Sağ olun Salih Bey. Bana çok şey öğrettiniz. Estağfurullah Savcı Hanım. Dış etkilerin de faydaları varmış. Artık yaralanmaktan korkmuyorum. Gidelim mi? Nereye? Benim evim kardeşimin de evidir. Efe'yi de sokakta bırakacak değiliz. Onun bizimle yaşaması için gereken her türlü şeyi yapacağım.
Bizimle birlikte yaşar mısın Efe? Evet. Allah'ın hikmetleri ne hoş. Bize göre ters gelen şeylerden bile ne güzel kader motifleri dokuyor. İnsanlar doğru zanlıyla, iyi bir niyetle hatalı davranıyorlar. Allah da onların iradelerini işin içine katarak bu yolun çıkmazlığını onlara gösteriyor. İnsan da kendi noksanını fark ederek kemal yamaçlarına tırmanıyor. Niyeti iyi olup da yolda kalan kim olmuş ki? Onu bulan neyi kaybeder? Ya onu kaybeden ne kazanır?